Şimdi tabii İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu döneme bakmak lazım. İşte 38 sonu, arkasından da hemen bir yıl içerisinde de Birinci Dünya Savaşı'nın, pardon, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığını söylememiz gerekiyor. Bu koşullar altında İnönü kendi anılarında, daha doğrusu bu döneme dair anılar yazanların kendi özel kalemliğini yapan Haldun Derin'in anılarında bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki Atatürk ölmüştü. Ben paralara kendi resmimi koyarak, devlet dairelerine kendi resmimi koyarak Atatürk'ün yerinin boş kalmadığını göstermek istedim. Bu dönemin Türkiye'sinin okuryazarlık oranının son derece düşük olduğunu, %30'ları bile bulmadığını düşünecek olursak eğer, paralar, devlet daireleri görsellikle rejimin ve liderinin devam ettiğini, yeni yapının güvende olduğunu, halka anlatmanın yolu olarak bunu yorumlamak lazım. Tabii hukuken baktığımızda ise paralara İnönü'nün resminin yer alması aslında 1925 yılında paralarla ilgili yapılan hukuki düzenlemeyle, 1925'te yapılan bir çıkarılan kanunla 1927'deki birinci emisyon paralarının yasal düzenlemesi yapılıyor. Ve bu kanunda Reisi Cumhur Hazretleri'nin resminin paralarda yer alması şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla da İnönü Reisi Cumhur olunca 38'de İnönü resmi Atatürk'ün yerini alıyor. Ha, bu yeterince mazeret mi? Pekala ki değiştirip Atatürk'ün resmi yer alsın da diyebilirlerdi. Ama dönemin konjonktürü gereği İnönü Atatürk'ün yerine geçtiğini ve yerinin boş kalmadığını göstermek istediği için bunu yaptığını söylüyor. Bunu İnönü'nün ikinci adam kompleksine bağlayanlar da var. Yani Atatürk'ün gölgesinde kaldı ve onun yerine geçtiğini göstermek için diye. Bu konudaki tartışmalar 1950'lerin başında bitti. 50'lerin başında Demokrat Parti iktidara geldikten sonra kanunu değiştirerek sadece kurucu önderin Atatürk'ün paralarda resminin yer almasını, ön yüzünde yer almasına ilişkin kanunu düzenleme yaparak İnönü'nün resmini paralardan çıkardı. Dolayısıyla da bu İnönü'nün iktidar olduğu işte 38'den 50'ye kadar geçen döneme ait bir ara dönem uygulaması olarak kaldı.